Hazreti Ebu Bekir'in sık sık adını zikrettik. Bu ilk şahsiyetlerin Müslüman olma sürecinde bir taraftan Zühre oğullarından bir sahabi tarih sahnesinde görüyoruz. Onun daveti çerçevesinde diğer taraftan Esed oğullarından bir sahabi görüyoruz. Bahsedeceğiz Zübeyir İbni Avvam gibi diğer taraftan Ümeyye oğullarından bir sahabiyi görebiliyoruz. Birçok kişiyle iyi ilişkiler kurmuş ve bunu İslami tebliğde kullanmış. Allah Resulü'nün hitabının yanında onun hitabı etkili olmuş. Bu arada kendi kabilesi de var ve kendi kabilesinden ona değer veren şahsiyetler de İslam'ı benimsiyor. Babasından bahsettiniz. Ebu Kuhafe Mekke fethinde ancak Müslüman olmuş. Fakat kabileden olup da daha erken bir zamanda, İlk Müslümanlar arasında zikredilen şahsiyetler var. Bunlardan birisi Talha bin Ubeydullah. Ubeydullah. Hazreti Ebu Bekir'in akrabası Teymoğulları kabilesine mensup. O da ilk Müslümanlardan evet. birisi olarak ee, zikrediliyor. Yani e, baktığımızda aslında hikaye hep aynı. Yani hani bu yönüyle e, takip etmek istediğimiz zaman e, Mekke'nin önemli tüccarlarından birisi. Bu sırada bu işten haberdar olunca, Allah Resulü'nün davetinden haberdar olunca hemen Mekke'ye dönecek Hz. Ebu Bekir aracılığıyla, Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer almış olacak. Peygamber Efendimiz'in hemen yanı başında olacak, vahiy katipliğini yapmış olacak, Allah Resulü tarafından cennetle müjdelenmiş olacak ve Müslüman olduğu ilk günden vefat ettiği son ana kadar da e, baktığımızda İslam'a hizmet noktasında da can hıraş bir şekilde mücadele etmiş olacak. Hz. Ebu Bekir kaderi şöyle birleşmiş oluyor. E, Hz. Ebu Bekir eziyeti de birlikte olacaktır hocam. Yani aynı ipe bağlanarak işkence görecek ve bu sebeple de karineyn yani yakın dost anlamında eziyetleri de baktığımız zaman aynı olmuş olacak. E, zor hocam yani şimdi e, hani şunu söylememiz herhalde yanlış olmaz bu hayat hikayelerini niye önemlidir sorusu aslında bu İslam'ın ne kadar zor şartlar altında bugünümüze ulaştığını görmemiz açısından da önemli. Bir taraftan kendi adıma şunu söyleyebilirim. Yani ben hani kendi hayatımda böyle bir zorlukla İslam'ı biz tabii elhamdülillah Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Müslüman bir ortamda doğmuş olduk ve büyüdük. Elhamdülillah yani Allah'ımıza hamd olsun inşallah Rabbim bütün Müslümanları cennetinde buluştursun, ayağımızı hep istikamet üzere kılsın. Bu süreç yani her böyle sahabinin hayatını özellikle ilk Müslümanların hayatını gördüğüm andan itibaren ilk sorduğum sorulardan birisi bu. Yani bu iş bu kadar kolay zannedildiği gibi bu kadar kolay gelmemiş. Hakikaten çok büyük bir fedakarlık. Yani herkes gücü nispetinde yapmak zorunda değildi. Yani kenarda da durabilirdi. Şimdi e, Hz. Ebu Bekir üzerinden okuyoruz. Doğru. Talha bin Ubeydullah üzerinden okuyoruz. Mekke'nin Mekke'de siz bir ticaretle uğraşıyorsunuz. Tacirsiniz. E, İslam İslam'ı kabullenmek... Yani İslam size bu anlamda bir üst kategoriye ka, dine kabullendiğiniz zaman ticaret anlamında sizi bir üst kategoriye dahil etmeyecek. Dünyalık bu anlamda size bir şey vermiyor. Bu, bu, bu tercih dünyevi bir çıkar tercihi değil. E, ya mutlaka şimdi, burada bedel ödemeyi göze alarak şimdi dünya, e, kararlaştırdıkları dünyalı kısmını hocam şunun için özellikle vurgu yapıyorum. Şimdi öyle bir topluluktan bahsediyoruz ki evet bugün için belki hani dünyalı kavramını biz ayır ayır edebiliyoruz kendi hayatımızda ama o günkü toplulukta yani bu insanlar gözlerini böyle bir toplumda açtılar. Yani bütün değer algıları dünyalık e, algı üzerine oturan bir toplulukta sizin o bütün değer yargılarınızı yok sayarak, bütün hayat standartınızı değiştirmeyi, kabullenmeniz gerçekten çok zor bir iş hocam. Yani hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı işler. Yani sadece şunu söylemek o yüzden yetmiyor. Müslüman oldular, şöyle bir hikayesi vardı ve eziyet gördüler. Ya bu kadar basit değildi. Yani koca koca insanlar, yani Müslüman olmadan önceki hayatında herkesin önünde saygı duyduğu Talha bin Ubeydullah'ı, Zübeyir bin Avvam'ı, ee, Hz. Ebu Bekir'i, Hz. Osman'ı sadece Müslüman oldukları için e, ya bir ipe sarıp e, yani e, göz alabildiğince onlara işkende işkence etmek. Şimdi Hz. Ebu Bekir'den bahsediyoruz ya Mekke'nin saygın bir insanı diyoruz değil mi? Yani öyle bir hale geliyor ki dövülüyor ve öldü diyerek bırakılıyor Hz. Ebu Bekir. Hz. Ebu Bekir öldü diye bırakılıyor. Tekrar kendisine geldiğinde ilk sorduğu soru Allah Resulü nasıldır diyor. Nasıl bir imandır hocam? Yani işte hani İslam nasıl yüce, yüce oldu, nasıl yaygınlaştı? Ee, yani kerametini arıyorsak, aramak istiyorsak, e, mesajları görmek istiyorsak aslında burada görmek gerekiyor. Yani bu insanlar demek ki sadece peygamberin anlattığını doğru kabullenerek bu yolda hareket etmiş oldular. Önün arkasını bu anlamda hesaplamadan ilerlediler. Onun için bunlara es-sabiqun el demiş oluyor. Kur'an-ı Kerim o yüzden onları bu ayrı sebeple, noktada kabulleniyor. Bu sebeple e, yüce Rabbimizin takdirini kazanmışlar. Bunların aslında e, dikkat çeken bir farklı boyutu da okuduğumuz zaman her biri farklı bir şahsiyet, karakterleri evet hocam. farklı. E, doğal bir şey. Nihayetinde İslam İnsanları tek bir tip haline getirmiyor. İnsanların kendilerine aidiyetlerini muhafaza etmelerine izin vererek meşru alanlar çerçevesinde onları kabul ediyor ve onları işliyor. Topluma katkıları da böyle oluyor. İlk Müslümanlar arasında dikkat çeken şahsiyetlerden birisi Abdurrahman bin Avf. Ee, aslında çok öne çıkan bir şahsiyet değil ama ehlül hal vel akt sorun çözen, yeri geldiğinde tavrıyla e, gelişmelere yön veren bir şahsiyeti var. Tıpkı Hazreti Ömer döneminde e, Ammas vebası sürecinde Sonunda. Hazreti Ömer'in karargaha girmemesi yönündeki e, tavrı ve rivayetinin etkisinde etkisinin olduğu gibi veya Hazreti Ömer döneminde halifenin seçilmesi noktasındaki etkisi oldu. Çok zor gibi. kararlarda. Zor kararlarda öne çıkan bir şahsiyet. Abdurrahman bin Avf da e, ilk Müslümanlar arasında ilk on içerisinde ilk diyelim. on içerisinde zikrediliyor. Hatta ilk belki 8 içerisinde zikrediliyor. E, Sadi bin Ebu Vakkas'ın amcazadesi. Onunla akrabalığı var. O da kabilesinden tepkilerle karşılaşmış. O da Hazreti Ebu Bekir aracılığıyla yine Müslüman olduğunu evet. görüyoruz. Yani yine Mekke'de aslında bilinen bir kimse. Mekke'de ticaretle meşgul olmuş oluyor. Belki hani şu cümleyi söyleyebiliriz. Akrabasından gördü etkilendi. Halbuki o dönemde gördüğümüz temel manzara akrabasından görüp Müslüman olmamış oluyor. Veya bir tepki tepki göstererek Müslüman olmamış oluyor. Abdurrahman bin Avf bunun tam tersi. Akrabasından görüyor. Hazreti Ebu Bekir'den etkileniyor ve e, müşriklerin baskıları onu o da müşriklerin baskılarından nasibini almış oluyor. Mekken'in e, asil kimselerinden olmasına rağmen eziyet görmüş oluyor ve Habeşistan'a gitmek durumunda kalıyor. O da Habeşistan'a Habeşistan gitmek durumunda kalıyor. Yani tabii konumuz o değil ama yani şunu yeri gelince yeri geldiği için işaret etmemiz herhalde uygun olacak. Yani düşünün ki öyle bir topluluk ki içinden doğan bu insanları e, akrabalarını, arkadaşlarını e, ağabeylerini veya yaşlılarını kabullenemiyor. Ve o insanlar, yani o insanlar doğdukları ve büyüdükleri şehri terk etmek durumunda kalıyorlar. Sadece İslam'ı yaşadıkları için, sadece peygambere inandıkları için. İlk Müslümanlar arasında e, zikredilen yine ağır toplardan birisi olan bir şahsiyet, Ebu Ubeyde İbnül ül Cerrah. Cerrah. Daha sonra... Şam bölgesinin fethinde önemli rol oynayacak. Bölgenin komutanı Amvas vebası sırasında hicretin 18. yılında vefat edecek. Haris bin Fihroğulları'ndan Allah Resulü'nün Ebu Beyde için ümmetin emini e, dediğini kaynaklarımız zikrediyor. O da e, büyük tepkilerle karşılaşmış Müslüman olduktan sonra. Ve e, Allah Resulü'nün henüz Darül Erkam'a girişinden önce, Müslüman olanlardan birisi olduğu için ilk Müslümanlar arasında zikrediyoruz. Burada yine Hazreti Ebu Bekir'e işaret etmek <laughs> gerekiyor. E yine ona işaret Onun etmemiz aracılığıyla. gerekiyor. İslamiyetin yayılmasında tabii hocam şöyle yani bu kimselerin özelliği şu. Evet kendileri yani Hazreti Ebu Bekir veya Hazreti Peygamber veya bir başka birisi aracılığıyla İslam'ı kabullendiler. İslam'la şereflendiler. E, aynı zamanda e, bu kimseler etrafındaki birçok kimsenin İslam'a girmesine de katkı sağlamış oluyor. Yani e, belki hani üzerinde özellikle durmamız gereken temel hususlardan birisi bu. Yani Müslüman olmak demek kenara çekilmeyi gerektirmiyor. Aynı zamanda işin içerisine girmiş oluyor. Ve e, işte biraz önce Ebu Beyde ile ilgili söylediğiniz e, sadece bu süreçte değil, e, Hz. Peygamber'in hayatında ve sonrasındaki önemli birçok kararda da yine biz Ebu Beyde bin Cerrah'ın ...ismini görmüş oluyoruz. Ee, i̇lk Müslümanlardan bahsettik ama e, tamamını bitirmedik. Evet. Önümüzdeki programda devam edeceğiz. Bazı i̇şte. sahabilerden bahsetmemiz icap ediyor. Osman bin Mazun yine Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla Müslüman olan aslında İslam tarihinde çok büyük etkileri olabilecek ve fakat erken bir zamanda vefat etmiş olan sahabilerden birisi. Ona işaret ederek programımızı kapatalım değerli izleyicilerimiz önümüzdeki hafta. Aynı gün ve saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.